Fed Başkanı Powell kan emmeye doymuyor. Bugün de yaptığı sert açıklamalarla piyasaları mahvetti. Vampir adam. Bakıyoruz, Dow Jones %1.55, S&P %2.5, Nasdaq %3.36 düştü. Dolar da %0.51 yukarı doğru gitti. Faizler de yukarı doğru gitti. Ortalık perişan. Oysa aslında kötü başlamamıştı. %0.75'lik beklenen faiz artışını yaptı ve o faiz artışıyla beraber gelen raporda bazı olumlu mesajlar vardı. Ama sonra söyledikleriyle ortak birbirine girdi. Neler oldu? Neden Powell'dan gerçekten nefret ediyorum? Neden şimdiye kadar gördüğümüz en kötü, en saçma Fed toplantısını yaşadık? Neden Powell'un ve o yöneticilerin ne yaptıklarını bilmediğini düşünüyorum? İşte bütün bunları bugün anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Aslında Fed'in faiz artışı beklediğimiz gibi 75 bas puan geldi. Bunda bir sürpriz yok. Hatta raporda oldukça olumlu mesajlar da vardı. Benim en çok dikkatimi çeken şuydu. Bizim politika kararlarımızla ekonomik gerçekliklerin değişimi arasında bir zaman farkı olduğunun farkındayız dediler. Bu çok önemli bir mesaj. Ne anlama geliyor? Sen faizleri adım adım artırıyorsun ama piyasa buna hemen tepki vermiyor. Mesela bir işveren hemen elemanlarını çıkartmıyor, galiba resesyona giriyoruz diye. Bekliyor biraz, görüyor, ne olacağını anlamaya çalışıyor. Elinde siparişler var, onu tamamlaması lazım. Resesyonun geldiğini görse bile kararlarını hemen alamaz. Veya diyelim ki bir ev sahibiyle kiracı ilişkisini düşünün. Yeni kira sözleşmesi dönemi geldi. Evet, faizler yükseldi ve bu enflasyonu düşürüyor olabilir ama ev sahibi neye bakıyor? Son bir yılın enflasyona bakıyor. Zammı ona göre yapıyor. Veyahut da senin alman gereken şeyler var, bir tüketicisin. Fiyatların da zaman içerisinde yükseldiğini görüyorsun. Faizler yükselecek, resesyona girecek, işsiz kalacağım diye düşünmüyorsun. Onun yerine gidin bir ay önce alayım bunu diyorsun, değil mi? Buna gecikme etkisi veya İngilizcesi de lagging factor deniyor. Bunun farkında izledi Fed ve bu piyasaları çok aslında sevindirdi. Çünkü bu Fed'in faiz politikasında bir değişikliğe gidebileceğinin mesajını verdi pazarlara. Hakikaten Fed Başkanı Powell'la konuşmaya başladığında olan bitenin farkındayız. Aralık ayından itibaren bir yavaşlamayı düşünebiliriz dedi. Piyasa o sırada yeşile bile döndü. Sonra ama Powell zırvalamaya başladı. Zırvamaktan kastım şu: bir toplantı içerisinde bu kadar çelişkili mesajlar vermemen lazım. Ve Powell toplantı içinde 180 derece döndü ve ilk açıkladıkları dokümanın da tam tersi açıklamalar yapmaya başladı. İlk önce şunu söyledi, dedi ki faizler daha yukarı gidebilir. Biz faizleri yukarı doğru çekebiliriz. Hatta ilk beklentilerimizden bile yukarı çekebiliriz. Piyasalar Fed'in 4,5-5 arasında bir yerlerde duracağını düşünüyordu. Powell'ın bu açıklamaları 5,5-6'ların önünün açık olduğunu söyledi. Ve dedi ki oraya varmamız önemli. Belki yavaş gidebiliriz oraya. Yani 75-75 değil 25-25 gideriz ama varacağımız yer eninde sonunda orası olabilir dedi. Piyasa bunu da çok kötü karşılamadı. Tamam, faizler beklediğimizden yüksek olacak ama aniden sert gitmeyeceğiz dedi ve piyasa böyle bir dengeleme aramaya çalıştı. O sırada Powell'ın esas bomba açıklamaları geldi. Birincisi dedi ki biz dedi faizlerde aşırıya gidiyor olabiliriz ama aşırıya gitmek bizim tercihimiz. Aşağıda kalmayalım. Ve eğer aşırıya gidersek yine parayı basarız dedi. Yani o kadar kötü bir açıklama ki bu değerli arkadaşlar. Diyor ki benim politikalarımın, benim değişikliklerimin ekonomi üzerine ne yaptığından hiçbir haberim yok aslında. Tahmin edemiyorum. O yüzden basacağım faize, girsin piyasalar resesyona, işsizlik patlasın, öyle olursa ondan sonra döneriz diyor. Piyasa tabii bundan hiç hoşlanmadı. Çünkü bir Fed başkanından ne bekliyoruz? Piyasa resesyona sokmadan bu işi nasıl yönetebilirim veya hafif bir resesyonda? Sonra bir soru geldi. Soruda dediler ki siz yumuşak iniş olabilir diyordunuz. Yani faizleri yükseltince ekonominin yavaşça ineceğini, yavaşlayacağını, yumuşak iniş yapacağını söylüyordunuz. O konudaki görüşünüz değişti mi dendi? Evet, değişti. O ihtimal azaldı. O pencere daraldı dedi. Hop, piyasalar tekrar panikledi. Çünkü adam diyor ki ben vuracağım piyasaya diyor. Bir başka soru geldi. Son Amerikan enflasyon verisinde kiraları işin dışına koyduğunuzda aslında enflasyon yavaşlama eğiliminde, bunu söylediler. Ve kiralar da biraz önce bahsettiğim gibi biraz gecikerek düzeliyor. Morgan Stanley'in yanlış hatırlamıyorsam bir araştırması önümüzdeki bir yıl daha kiraların yüksek gidebileceğini söyledi. Gayet de mantıklı. Çünkü sözleşmeler döndükçe insanlar geçmiş enflasyona bakacaklar. Bunu dinledi. Bunda iyi bir cevap verse piyasalar yine rahatlayacaktı. Dedi ki evet, doğru, haklı olabilirsiniz ama benim için mühim olan dipteki enflasyon rakamıdır. O düşene kadar durmam dedi. Yani şu mesajı verdi. Belki artış hızları yavaşlar ama ben bunu durdurana kadar gideceğim. Ve en sonunda hedefim enflasyonun üzerinde bir faiz oranına ulaşmak. Piyasalarda ondan sonra çöktü. Yani ben bu konuşmanın neresini tutacağımı açıkçası bilemiyorum. Çünkü raporla, çıkan raporla
Powell'ın açıklamaları birbirleri tutmuyor. Biz neye güveneceğiz tam olarak? Bence piyasalarda şu andaki sert düşüşün sebeplerinden bir tanesi faizler nereye gidiyor değil. Powell ve şuraya kalsının ne yaptığını bilmediğini düşünmeye başladı piyasalar ve haklılar. Şu ana kadar her dediğinde haksız çıktı Powell. Şu ana kadar her dediği yanlış çıktı. Dedi ki enflasyon olmaz parayı basarken. Sonra dedi ki geçici olacak dedi. Sonra dedi ki %5-6 tutarız dedi. Sonra dedi tutamıyoruz dedi. Yani ne dediği belli değil. Bugünkü toplantıda kendi içerisinde sürekli çelişerek gitti. Piyasa da bunu şu anda sert cezalandırıyor. Önümüzdeki günlerde ne olur bilmiyorum. Yanılmıyorsam bir dahaki FED toplantısına kadar, faiz artış toplantısına kadar iki kere enflasyon rakamı gelecek. İki kere istihdam verisi gelecek. Powell insanlar işsiz kalsın istiyor arkadaşlar, bu kadar bariz. Çünkü şöyle düşünüyor. İnsanlar faizler yükseldi diye tüketimlerini azaltmıyorlar kolay kolay. İşsiz kalırsa azaltırlar diyor. İnsanlar işsiz kalsın, resesyon başlasın, ortalık dağılsın, ondan sonra parayı basarız diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu adam bir avukat aslında. İş adamı değil, iş insanı değil, bir iş falan yönetmemiş. Ya bu işler o kadar kolay mı? Resesyona gireceğiz, şirketlerdeki elemanları çıkartacağız. Dünyanın iş gücü kaybı, dünyanın beceri kaybı, dışarı giden beceriler, know-how'lar var. Üretim hatları yavaşlayacak, duracak. Sonra parayı bas, tekrar artır. Burası öyle çalışmıyor güzel kardeşim. Ekonomi öyle bir şey değil. İş hayatı içindeki insanlar hayatın öyle akmadığını biliyorlar. Ama ne Powell ne de Federal Reserve'de yani Fed'deki diğer üyelerden hiçbirinin pratik iş hayatı tecrübesi hiç yok. Powell zaten avukat, ekonomist bile değil. Diğerleri ekonomistler var aralarında ama hiç iş falan yönetmemiş. O yüzden onlara her şey rakam oyunu. Kapatırız açarız. Öyle değil. Sen bu ekonomiyi sert bir resesyona sokarsan faizi fazla arttırdığın için ondan sonra geriye öyle toparlanmaz. Oyun değil kardeşim bu. Ama bu adamlar oyun oynar gibi oynuyorlar. İşte o yüzden ben Bitcoin istiyorum. Ben Powell'la falan ilgilenmek istemiyorum. Ben para arzının nasıl gittiğini bilmek istiyorum. Algoritmalarını bilmek istiyorum. Kurallarını bilmek istiyorum. Bitcoin'e o yönden aşığım. Şu rezillerden kurtulmamız gerekiyor. O nedenle I'm all Bitcoin. Bu bir yatırım tavsiyesi değil elbette. Ama Bitcoin bu işin bence çözüm. Bugünlük de böyle. Biraz sinirli bir podcast olmuş olabilir. Bizim yatırım ve girişim toplumumuza katılın lütfen. Orada daha da sinirli konuşmalar yapıyoruz. Canlı etkinlikler yapıyoruz. Oraya da gelin. Orada da haberleşelim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İnşallah Powell'sız ve Fed'siz kalın. Görüşmek üzere.